Diyorum. Sayın Başkan hatta hiç bekletmeyelim. Tamamdır. Trabzonspor'un başkanı çok değerli bir isim Sayın Ahmet Ağoğlu. Başkanım bu saatte bizleri kırmayıp yayına bağlandığınız için öncelikli olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve sizin de iyi bir sporcu olduğunuzu biliyoruz. Korona günlerinde spor hayatınız nasıl devam ediyor? Neler yapıyorsunuz? Bu soruyu sorarak yayınımıza başlamak istedim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Herhalde şu son bir ay içerisinde hiç yapmadığım kadar yoğun spor yaptım. Aslında çok yoğun spor yapan bir insandım ama son iki senedir işte malum kulüp işleri. Yani pek o kadar düzenli olarak spor yapmaya zaman bulamadım. Ama işte bu korona günleri evde geçirdiğimiz zaman yaklaşık işte sabahları bir saat kardiyo. İşte akşama doğru da bir saat, bir buçuk saat civarında ağırlık çalışarak ne olur ne olmaz ligler başlar diye formumuzu muhafaza etmeye çalışıyoruz. Hazırım diyorsunuz yani başkanım, ligler ne olur ne olmaz başlar, bizler de hazır olalım diyorsunuz. Yani tabii işin esprili tarafı evet. O ama yani iyi değerlendirdiğimi zannediyorum. Evet. Mümkün olduğunca zaten izole yaşıyoruz. Evet. Yani bazen haftada 3 gün falan yarım gün çalışmak mecburiyetinde kalıyorum. Ofise gidiyorum ama orada da toplam zaten 25 kişilik ofis çalışan sayısından 5 kişiyi indirdik. Yani gün içerisinde toplam 8 kişiyle muhatap oluyorum ama her şart altında da sosyal mesafeyi muhafaza ediyoruz. Başkanım, geçtiğimiz günlerde tüm kulüp başkanlarının olduğu platform olan Kulüpler Birliği Vakfı yapmış olduğu bir açıklama vardı ki yayıncı kuruluştan ödenmesi gereken meblağların ödenmesini istemiştiniz. Ardından yayıncı kuruluşun açıklaması geldi. Nedir bu konudaki son durum Sayın Ağoğlu? Vallahi şimdi şöyle, Mart ayının 15'inden sonra malum maçlar oynanmıyor. Ancak Mart ayının 15'ine kadar Süper Lig takımları olarak biz 3'er maç oynadık. Yani orada bir 15 günlük hak ediş söz konusu. Evet. Dolayısıyla o paranın ödenmesi konusu gündemdeydi. Federasyon üzerinden biz bu şeyimizi devam ettiriyorduk. Ancak Nisan ayının işte ortalarına geldik. O para ödenmeyince federasyonda bir türlü şeyden, yayıncı kuruluştan o paranın ödeneceğine dair müsbet bir cevap almamıştı. Yani kulüplerimiz gerçekten zor durumda. Hani biz nispeten iyi durumdayız. Çünkü ödemelerimizi biz Şubat ayı sonuna kadar hiçbir şekilde hiçbir oyuncumuza, personelimize, teknik heyete borcu olmayan 2-3 tane kulüpten birisiyiz. Ancak yani 2-3 kulübü devre dışı bırakırsak, yani bizle beraber diğer kulüplerin finansal olarak gerçekten çok büyük sıkıntıları var. Bir de tabii yani futbolun, işte daha doğrusu futbolun ürünü maç. Yani maç oynanmadığı takdirde seyirci gelirinden mahrumsunuz. Biliyorsunuz bütün ürün satış mağazalarımızı kapattık. Ürün satışından mahrumsunuz. Seyirci hasılatından, naklen yayın gelirinden. Yani bunların hepsini üste koyduğunuz zaman şu anda yani tam yaklaşık bir aydır hiçbir kulübün kasasına giren bir kuruş para yok. İşte pek çok kulüpte umudunu o 15'ine kadar olan şeye bağlamıştı. Naklen yayın gelirine bağlamıştı. Orada da yani henüz adını koyamadığımız bir takım sıkıntılar var. İşte yani yayıncı kuruluşta diyor ki ben diyor önceden diyor avans şeklinde ödemiştim. Bizim bildiğimiz avans da sezon başında ödenen, Haziran ayında ödenen, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayının peşin ücretlerini kapsayan bir ödeme.
ki zaten Haziran ayında 3 aylık ödeniyor. Ondan sonra Temmuz, Ağustos ayında ödeme yapılmıyor. Eylül ayında tekrar ödemeler başlıyordu. Yani yayıncı kuruluşla bu konuda yaşadığımız bir sıkıntı var. Bu konuda da kulüpler olarak yani bu konunun üzerine biraz ciddiyetle gitmeye başladık. Çünkü neticede finansal olarak baktığımız zaman bütün Süper Lig kulüplerine buna bağlı olarak da çünkü şeyde birincilikte aynı şekilde naklen yayın gelirinden belirli bir dilim alıyor. Süper Lig kulüplerini ve birincilik kulüplerini ciddi şekilde ilgilendiren bir sorun. Hangi noktaya geldik? Açıkçası henüz bir noktaya gelinmiş değil. Ama kulüplerimizin bu konudaki tutum ve davranışı da biraz ciddi. Yani bu konuda biz de biraz agresifiz artık. Sayın Başkanım, bu koronavirüs belası tabii ki sizleri oldukça fazla etkilediğini anlattınız. Bu virüs olayını inşallah en kısa sürede atlatırız. Atlattıktan sonra kulüplerimizi neler bekliyor? Çünkü yine transferler konuşuluyor, yine birçok dünya yıldızının ismi geçiyor. Bu tarz transferler mi olacak? Yoksa sizin başkanlık görevine geldiğiniz günden bu yana yapmış olduğunuz altyapıdan kendi değerlerinizi çıkartıp şampiyonluğa oynayan takımlar mı göreceğiz? Şimdi şöyle, yani bizim Trabzonspor olarak politikamız artık yani belirli bir yaşa gelmiş. Yıldız konumundaki oyuncuların transferi işin doğrusu bizim artık pek gündemimizde değil. Biraz zahmetli oluyor. Biraz fazla araştırıyorsunuz. Biraz yoğun mesai harcıyorsunuz. Emek sarf ediyorsunuz ama işte bir ekuban maliyeti malum Trabzonspor kulübüne. Yaşı genç. Satma potansiyeli yüksek. Hem takıma katkısı açısından değerlendirdiğimiz zaman hem de finansal olarak değerlendirdiğimiz zaman hem performans olarak hem de finansal olarak kulübe katkı yapacak, takıma katkı yapacak oyuncular bizim öncelikli tercihimiz. Ekuban bunlardan birisi, Sörloth biliyorsunuz bunlardan birisi. Yine bu paralelde değerlendirdiğimiz şu anda da hocamızın Hüseyin Hoca'nın ve Eddie Newton'un hazırlamış olduğu icra kuruluna bu hafta içerisinde yani şu an yaşadığımız hafta içerisinde göndermiş olduğu bir rapor var. Uzun zamandır izlenilen oyuncular ama bu yapıdaki oyuncular az önce söylediğim şekliyle. Onlarla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Biz şunu söyleyeyim, yani hani böyle bir kriz beklemiyorduk. Bunu hiç kimse beklemiyordu tabii zaten. Yani ama bir şekilde bir ekonomik krizin içerisine girdiğimiz takdirde fazla güç kaybetmeden yolumuza devam edebilecek bir şekilde kulübün ekonomi politikasını, finansal politikasını oluşturduk biz. Ve bizim şu anda profesyonel futbol kadrosunun maliyeti 17-18 milyon euro civarında. Bu açıdan baktığımız zaman bizimle birlikte şampiyonluk mücadelesi veren takımlar Sivas hariç, onların da bütçesi bizim bütçemize yakın bir bütçe. Ama şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla Trabzonspor'un ve Sivas Spor'un bütçesini kıyasladığımız zaman neredeyse üçte biri konumundayız. Evet. Burada tabii bizi avantajlı kılan az önce söylemiş olduğum şekilde yapmış olduğumuz transferler ve altyapıdan yetiştirip takımımıza monte ettiğimiz, takımımıza kattığımız oyuncularımızdan kaynaklanan bir, daha doğrusu oluşan bir yapı.
Bu yapıda işte sizlerin de gördüğü gibi tabii ki bir takım eksikleri var, bir takım noksanları var. Çok daha iyi olabilir ama yani aşağı yukarı %80, %75, %80 performans aldığımız bir yapı.